Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün bir ürün kutu açılışıyla ve denemesiyle buradayım. İzlenimlerimi aktaracağım size. Ürünümüz cam temizleme robotu. Bu aralar yeni yeni duyulmaya başladı. Yorumları falan azdı ben alırken. O yüzden ben de hemen bir inceleme videosu çekeyim. Böylece almak isteyenlere yardımcı olur diye düşündüm. Ben eve temizlik için yardımcı almadığım için böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım oluyordu. Çünkü camları temizlemek zor geliyordu. Uzun süre silmediğim oluyordu açıkçası. Şimdi bu robotla ben cama çıkmak zorunda kalmadığım için daha sık temizlik yapabiliyor olacağım. Aslında bu benim ilk ürünüm değil, ikinci aldığım ürün. Çünkü birkaç ay önce bir tane alıp onu çok beğenince onu anneme hediye ettim. Çünkü annem de yaşına rağmen camları kendi silmekte ısrar ediyordu. O yüzden bunun ona çok uygun bir ürün olacağını düşündüm. Onu anneme verdim. Bir süre sonra kendime de tekrar yenisini aldım. Şimdi kutuyu açalım. Bakalım içinde neler var. Öncelikle bu dıştaki kargo kutusu, yani kargo etiketi falan üzerine yapışmış bir şekilde ürün kutusu gibi geliyor ama içinde asıl ürün kutusu var. Yani bu dış kutusu ve bayağı da böyle kalın bir kutu, korunaklı. Yani bu şekilde gelmesine rağmen hiçbir zarar görmeden geliyor. Ürünün içindeki asıl kutusu da bu şekilde. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi şurası böyle güzel kalın bir sünger köpük. İçinde de yine süngerleri var, alt tabanında da. Bayağı zarar görmesin diye korunaklı bir şekilde paketlenmiş. İlk olarak içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunun dezavantajı Türkçe olmaması içinde. Birçok dil var, Türkçe hariç. İngilizce var okuyabileceğiniz ve zaten çok böyle kısa kısa yazılar. İngilizce çok iyi bilmenize gerek yok. Zaten hiç bilmiyorsanız dahi Google Translate ile vesaire bile çevirebileceğiniz basit bir manuel. Daha sonra şöyle koruma süngeri var yine. Alet bu şekilde. Şöyle iki elim kadar hemen hemen. Yani şöyle bir buçuk karış kadarlık bir uzunluğu var. İki düğmeli, çok basit. Bu tarafında da temizlik bezlerinin takılacağı iki tane vakum yuvarlığı var. Bunun dışında tabii ki bir de aksesuar kutusu var. Bunun içinde neler varmış bakalım. Öncelikle içinden kumandası çıkıyor. Kumandası da kullanımı basit. İşte normalde tam otomatik bir robot. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Cama koyup çalıştırıyorsunuz. Kendisi camın bütün çerçevesini tarıyor. Çerçeveyi belirledikten sonra onun içini dolduracak şekilde S'ler yaparak camı temizliyor. Ama diyelim ki şurada bir leke kalmış. Şurası biraz daha kirli. Orayı şöyle bir üstünden geçeyim derseniz sağa sola aşağı yukarı hareket ettirebileceğiniz düğmeler var. Kumandası pille çalışıyor bu arada. Ay bunu niye açmıyorum? Bu şekilde. Daha sonra şurada iki kere sil tuşu var. Bu da bir kere camı tamamen siliyor. Sonra dönüp bir daha siliyor. Böyle bir seçeneği var. Onu tekrar bire döndürme seçeneği var. Bir tane böyle cam sil koyabileceğiniz bir kap çıkıyor. Ama buna bence çok da gerek yok. Çünkü cam siller zaten kendinden fıs fıslı spreyli oluyor. Adaptörü ve güç kablosu. Bu arada şurada da bir kablosu var gördüğünüz gibi. Bu üçünü birbirine ekleyerek çalıştırıyorsunuz ve bu gerçekten çok uzun bir kablo. Yani salon içerisinde dahi, büyük bir mekanda dahi tek bir prize takarak bütün camları neredeyse silebiliyorsunuz. O kadar uzun bir kablo. Adaptörü dediğim gibi bu da prize takılan kısım. Bir de kablosundan ayrı olarak böyle bir safety rope, yani güvenlik ipi var. Bu da makinenin şu altındaki vidalı kısma, şurası vidasını takıyorsunuz. Diğer ucunda da bir karabina var. Bu karabinayı da evde bir yere sabitliyorsunuz ve bu şekilde yanlışlıkla camdan düşse dahi bu güvenlik ipi onu tutuyor, kurtarmış oluyor yere çarpmadan. Tabii yine yani düştüğü zaman duvara çarpma riski de var sallanıp vesaire. Ondan koruyamıyor ama bir şekilde tutmuş oluyor tamamen yere çarpmadan. Ben ikinci kattayım örneğin. Hani düşse belki şu ip de zaten yere gideceği kadardır ama çok daha yüksek katlarda oturuyorsanız her halükarda bu ip tamamen yere düşmeden aleti tutacaktır. Ben alırken dediğim gibi az yorum vardı bunu ama yine de yorumlardan birinde şunu görmüştüm. 6. kattan düşmesine rağmen bozulmamış. Şöyle üstündeki jelatini de çıkarayım. Son olarak da bu şekilde 6 çift temizleme bezi var. Dediğim gibi çift halinde ikişer tane çıkıyor içinden. Hatta nasıl takıldığını da hemen göstereyim.
şöyle, yani şu an böyle kıyafet giydirir gibi üstüne bunları giydiriyoruz. Bu aşamada şunlar çıkabiliyor sanırım. Yani hiç çıkarmadım ama kullanma kılavuzunda gördüğüm kadarıyla çıkabiliyormuş. O yüzden böyle bunları taktıktan sonra şöyle bir yerine oturduğundan emin olmakta fayda var. Bir tarafı kalkabilir vesaire. Böyle taktıktan sonra şuradaki power tuşuyla, yani güç tuşuyla cama yapıştırıyoruz. Daha sonra şu tuşla da başlatıyoruz. Hatta yani şu tuşla da başlatabilirsiniz ama direkt eliniz zaten bunun üzerinde olduğu için oradan yapmak daha kolay. Ben bu ikinci aletimi Amazon üzerinden üçüncü parti bir satıcıdan satın aldım. Ancak ilk ürünümü Mi Store'dan satın almıştım. Mi Store'dan, özel Evofon'un kendi Mi Store'larından aldığınız zaman ürün direkt Evofon garantisinde oluyor. Evofon da Xiaomi ürünlerinin resmi distribütörü Türkiye'de. Ben ilk ürünümü özellikle oradan almak istemiştim. İnternete göre bir tık daha pahalı olmasına rağmen. Çünkü onu anneme verebileceğimi düşünerek herhangi bir sorun çıkması durumunda direkt mağazaya giderek garantiye vesaire gönderilebileceği için oradan satın aldım. İkinciyi alırken ise biliyorsunuz dolar çok arttığı için, bunlar da ithal ürünleri olduğu için bunların fiyatı da arttı haliyle. Fiyatlar çok arttığı için ve mağazaya da bir iki sefer gitmeme rağmen stokta bulunmadığı için bir an önce de almak istiyordum daha fazla artmadan. O yüzden Amazon üzerinden üçüncü bir satıcıdan almış bulundum. Bunun da garantisi var. Zaten şöyle garanti satıyor. Distribütör garantili ya da Genpa garantili. Distribütör garantili olsa dahi Evofon dışında başka distribütörleri de var Xiaomi'nin. Onların garantisi altında oluyor ve nasıl olduklarını hiç bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir Xiaomi ürünümü garantiye gönderme ihtiyacım olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Gerçekten Xiaomi'yi çok seviyorum. Bu da Hut markası ama biliyorsunuz Xiaomi'nin zaten birçok alt markası var. Roborock gibi, Hut gibi vesaire. Bunların hepsi Xiaomi çatısı altında toplanan markalar. Şimdi gelin evin çok kirli camlarından birinde nasıl performans verdiğini deneyelim. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı kirli bir pencere. Şimdi bunu temizleyelim. Şimdi bir çift bezi ıslatıp daha önce gösterdiğim gibi şu yuvarlaklara geçirdim. Kablosunu taktım. Burada gördüğünüz gibi bir şarj ışığı yanıyor. Bunun sebebi aletin içerisinde kendisini 20 dakika götürebilecek kadar şarj edilen bir pil var. Bunun sebebi herhangi bir güç kesintisi durumunda, yani elektrik gider vesaire, kablo çıkar, alet kendini camdan hemen bırakmıyor. 20 dakika kadar kendisini tutabiliyor ve temizliğe devam edebiliyor. Bu sayede bir elektrik kesilirse hemen camdan düşer gibi bir endişemiz kalmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi cam epey kirli. Çok kirli camlarda 3 kere falan, belki 4 kere üzerinden geçmeniz gerekebilir. Ama daha az kirli camlarda bir ıslak bir kuru yapmak yeterli oluyor. Islak bezleri koydum. Bezleri de iyice sıkmaya özen gösterin. Yoksa vakum gücünü azaltabilir ve düşmeye sebep olabilir. Aslında şu an iç mekanda olduğumuz için güvenlik ipi takmaya çok da gerek yok. Ama yine de nasıl takıldığını göstereyim. Şu vidalama kısmından güvenlik ipinin vidasını şöyle güzelce çeviriyoruz. Şöyle. Diğer kısmını da mesela kaloriferin şu şeyine, ne bileyim arkamdaki kitaplığa bağlayabilirim vesaire. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdilik ben bağlamayacağım. Cama nasıl yapıştığını göstereyim. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz, sorun değil. Zaten başladığınız yerde bitiyor ki daha sonra bıraktığınız yerden alması kolay olsun. Mesela çünkü büyük dış camlarda uzak bir noktadan alamazsınız. O yüzden başladığınız noktaya dönüyor. Mesela şuraya koydum. Duyduğunuz gibi bu güç çalıştırma tuşuna bir saniye kadar basınca elektrik süpürgesi benzeri bir ses çıkıyor ve cama vakumlanmış oluyor.
Şimdi cam aşırı kirli olduğu için bakın çok fazla kirlendi ve üzerinde de bayağı kir izleri kaldı. O yüzden mutlaka bu camı bir kere daha temiz bezle sildirmek gerekiyor. Bu bezleri çıkarıyorum. Tabii bir kere de tek cam değil, bütün camları sileceğimiz için aynı bezi tekrar yıkayıp kullanacağım. Şimdi çıkardım, yıkayıp geliyorum. Bezleri tekrar yıkadım. Yine güzelce sıktım ve tekrar yapıştırıyorum cama. İki kere ıslak sildirdikten sonra camın halini yakından göstereyim. Yine çok kirli olmasından kaynaklı bazı izler kaldı. Ama bir kere de cam sille geçince, cam sille ve kuru bezle geçince bu izler de gidecek. Şimdi de kuru bez taktım. Kuru bezle sileceğim cama önce cam sil sıkıyorum. Cam silim de bitmiş. Şöyle güzelce sıktım. İsterseniz biraz bezlere de sıkabilirsiniz. Şimdi tekrar şöyle bu sefer şuradan yapayım.
Evet, DC55 cam temizleme robotuyla ilgili göstereceklerim şimdilik bu kadar. Alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabı tabii ki kişisel olarak çok değişecektir. Ama benim için artık robot süpürge gibi mutlaka evimde olmasını istediğim bir ürün oldu. Özellikle yardımcı almıyorsanız, camları sık temizliyorsanız vesaire kullanışlı bir ürün. Tabii ki dezavantajları yok değil. Örneğin videoda da gösterdiğim gibi yuvarlak olması sebebiyle camların köşelerine giremiyor ve köşeler kirli kalıyor. Dolayısıyla erişebildiğiniz köşeleri kendiniz silmeniz gerekiyor. Erişemediklerinizde zaten yine erişememiş oluyorsunuz. Bu benim için bir sorun değil çünkü o kadar çok kusursuz olmalı kafasında değilim. Temiz olsun yeter. Zaten çok güzel temizliyor ve mikrofiber bezleri gerçekten iz bırakmadan siliyor. Sadece bunu koyduğunuz noktaya, yakın bir noktaya geri dönüyor. Oradan daha sonra şu tuşa basıp vakumunu bıraktırıp aldığınız zaman orada tam şu iki yuvarlığın biraz izi kalabiliyor. Onu da böyle hafif şöyle silerek alırsanız o da kalmıyor. Ama böyle bir dezavantajı var. Bence bunlar avantajlarının yanında göz ardı edilebilir şeyler. Büyük şeyler değil. Ya da işte çok hızlı silmiyor mesela. Bayağı gördüğünüz gibi dolaşa dolaşa siliyor. Belki diyebilirsiniz ki ben zaten orayı 2 dakikada silerim vesaire. Tabii orada ama siz yorulmuş oluyorsunuz. Ya da camın dışına çıkmanız gerekiyor eğer dış camsa. Tabii şu şekilde yaparak işin süresi yarıya düşürülebilir. Mesela alet dışarıyı silerken siz de iç tarafı silebilirsiniz kendiniz. Çünkü iç tarafta zaten fazla bir kir olmuyor. Sadece tozlanmış oluyor ya da parlatılması gerekiyor. O dışarıyı silerken siz de içeriği silerseniz yarı sürede halletmiş olursunuz. Ama neden böyle bir alete bu kadar para vermişken ben sileyim camı? Ben silmiyorum. İçeriği de buna sildirtiyorum. Örneğin bir temizlik gününde o cam silerken ben de başka bir yerin tozunu alıyorum. Başka bir işimi yapıyorum vesaire. Sadece arada bu öttükçe gidip camdan cama değiştiriyorum. Bu şekilde dediğim gibi benim her zaman elimin altında bulunacak bir ürün ve ben bundan sonra kendim cam silmem kesinlikle. Bu varken her zaman buna sildiririm. Ha bir de ne isterdim? Şu kutuda geliyor gösterdiğim gibi. Bunun içi işte süngerli falan. Direkt bunun içine atıp saklayabilirsiniz. Ama daha küçük bir kutusu olsaydı sadece şunu içine alacak kadar ya da bir toz torbası gibi bir şeyi olsaydı ve direkt onun içinde saklasaydık şu malzemeleri daha iyi olurdu. Çünkü kutu çok kocaman evde tutmak için ve hani görünüşü de çok harika değil. Yani karton kutu neticede. Bu da tabii ne de olsa elektronik bir alet, hassas bir ürün. Oradan oraya atılmaya da gelmez. O yüzden bir saklamak için bir çözüm olsaydı bence daha şık, daha güzel olabilirdi. Ama bu da almamak için bir sebep değil, öyle bir sorun değil yani. Aletle ilgili başka sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.